Değerli öğrencilerimiz, kıymetli veliler. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantıda üniversitemiz genelinde yabancı dil eğitimi politikaları ve yabancı dil eğitiminin içeriklerine ilişkin detaylı bir bilgilendirme ile siz değerli öğrencilerimiz ve velilerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Program dahilinde öncelikle yüksekokul müdürümüz öğretim görevlisi Doktor Mustafa Akın Güngör yabancı diller yüksekokulumuzun işleyişiyle ilgili bir bilgilendirme yapacak. Ardından da sizlerden gelen soruları hocamıza yönlendireceğiz. Değerli hocam sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim Elif hocam. Sağ olun. Ben de e, sözlerime başlamadan önce e, tüm öğrencilerimizi ve velilerini saygıyla selamlıyorum. E, tabii öğrencilerimiz zorlu bir e, sınav maratonunu geride bıraktılar ve önerinde e, artık e, üniversiteye bir adım kaldı. E, bu tercih sürecinde de mümkün olabildiğince öğrencilerimiz... Gazi Üniversitesi olarak yanında olmayı hedefliyoruz ve bu bağlamda da e, tüm bölümlerimizin, programlarımızın e, bilgilendirmelerini kapsamlı bir biçimde öğrencilerimizle paylaşmayı ve farklı kanallarla öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Ee, yine burada e, tercih mesamız bulunmakta. Zaman zaman e, burayı ziyaret eden öğrencilerimiz ve velilerimiz oldu. Onlarla da e, yine bu süreçleri kapsamlı olarak paylaşıyoruz ama bugün e, daha geniş bir katılıma ulaşmak adına e, bu bilgilendirmeyi e, tüm öğrencilerimize yapacağız. E, Öncelikli olarak şu bilginin altını çizmekte fayda var değerli öğrencilerimiz adına. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan bütün yabancı dil eğitim öğretim süreçlerinden sorumlu yegane birim olma niteliği taşımakta. Bu ne demek? Bu şu demek. Programlarımız ister ön lisans, ister lisans olsun, ister Türkçe bir program ister kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren bir program olsun bütün yabancı dil derslerinin hazırlık programlarının hatta işte değişim programları gibi uluslararası öğrenci kabulünün ve personel ve öğrenci hareketliliğinin yine yabancı dil süreçleri yüksek okulumuzdan yüksek okulumuzun yürütülmekte. Bu bağlamda Gazi Üniversitesi markasına değer katabilecek yabancı lideri çalışmalarımız, yüksek okulumuz bünyesindeki güçlü ve donanımlı bir e, akademik kadro ile beraber yürütülmekte. E, kısaca ben öncelikli olarak yüksek okulumuzla ilgili de söyledi söylediğiniz gibi Elif hocam e, kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, ardından öğrencilerimizin sıklıkla bizlere yönetmiş olduğu sorulara ve yine buradan da soru sormak isteyen arkadaşımız olursa değineceğiz. Şimdi yabancılar yüksek okulumuz, e, az önce de belirttiğim gibi yabancı eğitim öğretim süreçlerini üniversitemiz genelinde yönetmekle e, yükümlü e, bilim e, niteliği taşımaktadır. E, bu surette iki önemli e, iki e, birimimiz bulunuyor. E, yani e, eğitim öğretim süreçlerini koordine ettiğimiz e, iki birimimiz bulunuyor. Bunlardan ilki olan e, temel diller bilimimiz e, hazırlık programlarından sorumlu koordinasyonu yürütüyor. Modern diller bilimimiz ise üniversitemizin diğer ön lisans ve lisans programlarında yürütülmekte olan yabancı dil eğitimlerinden sorumlu birimimiz olarak karşımıza çıkıyor. Temel diller birimimizde tüm hazırlık programlarımız az önce söylediğim gibi yürütülüyor. Yani yüksek okulumuzda Almanca, Arapça Fransızca ve İngilizce hazırlık programlarımız mevcut. Bunu temel diller birimimiz çatısı altında yürütüyoruz. Yine gerek beşiği kapsamındaki yabancı dil derslerini gerekse zorunlu seçmeli veya mesleki yabancı dil eğitimlerini hatta ikinci yabancı dil eğitimlerini ise modern diller birimimiz yürütmekte. Bu bağlamda e, iki temel e, hizmet alanımız olduğunu söylememiz mümkün. Bir yandan hazırlık süreçleri, bir yandan da fakülte ve yüksek okullardaki yabancı dil eğitimlerimizi yürütüyoruz. E, hazırlık programlarına baktığımız zaman e, hazırlık programlarında az önce de söylediğim gibi dört hazırlık programı e, karşımıza çıkıyor: e, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce. Kalabalık olan e, programımız. E, İngilizce hazırlık programımız burada mühendislik fakültesinin tüm diploma programları, mimarlık fakültesinin tüm diploma programları ve tıp fakültesinin İngilizce e, diploma programı hazırlık eğitimine tabi. Bunun yanı sıra Gazi Eğitim Fakültemiz'in e, yabancı diller eğitimi bölümünde yer alan e, Almanca öğretmenliği, Arapça öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği programlarımızın da yine e, zorunlu yabancı dil e, hazırlık eğitimi mevcut. Öğrencilerimiz e, bizim gerçekleştireceğimiz muafiyet sınavından başarılı olmaları durumunda bu hazırlık eğitiminden muaf sayılıyorlar ve fakültelerindeki yabancı dil eğitim öğretim e, pardon ya, fakültelerindeki e, asıl öğrenimlerine başlama e, şansları oluyor. E, eğer bu muafiyet sınavında başarılı olamazlarsa bu durumda e, bizde hazırlık eğitimi almış oluyorlar asgari e, bir yıl e, olmak üzere. Modern dinler birbirimize baktığımızda ise modern dillerde de az önce söylediğim gibi e, Türkçe programların tamamında okutulan... 5 kapsamındaki yabancı dil derslerimizin yanı sıra ikinci yabancı dil dersleri seçmeli ve mesleki yabancı dil derslerimizde yine bulunmakta. Gazi Üniversitesi'nin şöyle bir önemli yabancı dil konusunda e, politikası var. E, o da e, her dönem Türkçe programlarda her dönem her yıla yayılmış 4 saatlik bir yoğun yabancı dil programı öğrencilerimize sunuluyor. Bu da e, lisans programları için yaklaşık 480 saat tekabül eden diploma programında bir yabancı dil eğitimi e, anlamına geliyor. Ön lisans bu 240 saati tekabül ediyor ki bu bu da e, Gazi Üniversitesi'nde Türkiye'de Türkçe programlarda en yoğun yabancı dil eğitimi veren devlet üniversitesi e, konumuna getirmiş oluyor e, değerli arkadaşlar. E, tabii yabancı diller okul olarak az önce söylediğim gibi biz e, üniversitenin yabancı dil eğitimi öğretim süreçlerinden sorumluyuz. Bunu hangi misyon e, kapsamında gerçekleştiriyoruz dersek üniversitemiz öğrencilerinin mezuniyet sonrası ihtiyaç duyacakları yabancı dil yeterliliğini öğrencilerimize kazandırmak adına gerekli eğitim öğretim olanaklarını uluslararası e, standartlarda ...sunmayı kendimize misyon edinmiş durumdayız. Burada özellikle uluslararası e, standartlar bizim için son derece önem arz ediyor. Zira Gazi Üniversitesi'nin marka değerinin e, uluslararası anlamda da saygın bir e, yere sahip olduğunu biliyoruz. Yabancı alanında da biz buna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda bütün eğitim öğretim süreçlerimiz... Bu temel misyon doğrultusunda devam etmekte. Çünkü amacımız öğrencilerimize değer katmak, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası aslında kendilerine yabancı dil biliyor musun sorusunun sorulmasına mani olmak. Ee, bu da bizim ortaya koymuş olduğumuz e, vizyonun da ayrıca bir parçası. Çünkü e, yabancı dil eğitimlerimizin uluslararası standartlarda teşkil ediliyor olması e, bizim için son derece önem arz ediyor. E, şunu sağlamaya çalışıyoruz: e, kaliteli bir e, diploma e, programında kaliteli bir alan eğitimi alıyor öğrencilerimiz. Ancak günümüz koşullarını değerlendirdiğimiz zaman artık e, işte çok iyi avukatların, çok iyi doktorların, çok iyi mühendislerin e, o e, uluslararası anlamda kabul görülü olabilmesi ve hatta ülkemizde de aynı şekilde e, alanlarında kabul görebilmesi mutlak surette yabancı dil bilgisine ve yabancı dil donanımına bağlı e, olmuş vaziyette. Bu suretle biz o işte çok iyi eğitim alan e, öğrencilerimizin alanlarında... E, düşlü bir donanıma sahip olan öğrencilerimizin aynı zamanda e, uluslararası anlamda da tanınır bir yabancı dil eğitimi ile buradan mezun olmalarını hedefliyoruz. Nihai amacımız aslında az önce de söylediğim gibi öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında e, kariyerlerini planlarken veya akademik kariyerlerini e, planlarken kendilerine yabancı dil biliyor musun sorusunun e, sorulmasını ortadan kaldırmak. Bunu da ancak e, üniversitemizin e, sunmuş olduğu kaliteli eğitimler beraber yabancı dil eğitimi olanaklarını e, uluslararası standartlarda teşkil etmekle gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Bu bağlamda e, bizim özellikle e, sürekli kendini yenileyen ve ilerleyen yoğun bir mesleki yaban ya mesleki eğitim sürecine tabi güçlü bir kadromuz var. Akademik kadromuz e, bu anlamda bizim için e, öğrencilerimize sunmak sunduğumuz bu eğitim öğretim süreçlerinde gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Zira kalabalık bir ekibiz e, ama kalabalıklığımız aynı zamanda bize dinamizm de katıyor. E, bu suretle de yabancı dil eğitimlerimizi e, dil fark etmeksizin yani sadece bir dilde değil e, hizmet sunmuş olduğumuz her dilde uluslararası standartlarda teşkil etmemize büyük bir e, olanak tanıyor. Eğitim öğretim süreçlerimize baktığımızda ise. Ee, öncelikli olarak hazırlık programına değinmek gerekirse e, İngilizce'nin yanı sıra Almanca, e, Arapça ve Fransızca hazırlık programlarımızın olduğunu daha önce söylemiştim. Burada e, dört temel dil becerisi bizim için e, kısta salınıyor. Yani öğrencilerimizin e, okuyabilmelerini, okuduklarını anlayabilmelerini, çıkarım yapabilmelerini istiyoruz. E, dinlediklerini anlayabilmelerini yine çıkarımlama yapabilmelerini istiyoruz etkin bir şekilde sözlü iletişim içerisinde bulunmalarını istiyoruz. Ve aynı zamanda mutlaka ki yazılı yetişimde de becerilerinin gerek mesleki anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda becerilerini geliştirmeyi gerekse uluslararası anlamda temel yabancı dil eğitimleri açısından da o becerilerini geliştirmelerini amaçlamayı hedefliyoruz. Bu bakımdan değerli arkadaşlar yabancı dil eğitimlerimizde sadece sunmuş olduğumuz eğitimimiz değil aynı zamanda ölçme değerlendirme sistemimizde beceri odaklı e, bu muafiyet sınavıyla başlıyor final sınavımızla e, hazırlık eğitimi için final sınavımızla e, devam son bulan e, geniş bir yelpazede değerlendirdiğimiz ölçme değerlendirme sistemimizde de, de e, kendinden e, yer buluyor e, çünkü sadece e, öğretmeyi değil öğrettiğimiz gibi e, ölçmeyi sınamayı da e, kıstas e, alıyoruz e, bu bağlamda modern diller bölümümüze bakacak olursak burada da yine beceri bazı bir eğitim bizim için önem arz ediyor. Fakat burada fakültelerimizin ihtiyaçları ve mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki yabancı dil eğitimleri ve özel amaçlı yabancı dil eğitimlerinin de yer aldığını söylememiz gerekiyor. Bu bağlamda 5 kapsamında okuttuğumuz zorunlu yabancı dil eğitimlerimizin az önce e, Türkçe programlarda da haftada e, 4 saat olacak şekilde her dönem her yıla yayılmış olduğunu söylemiştik. Yine bu e, içeriklerde de e, yabancı dil eğitimlerimiz beceri bazı yaptığımızı e, ve aynı zamanda ölçme değerlendirme sistemimizde de e, mobil e, öğrenmeden e, uzaktan eğitim araçlarına e, yine e, sınıf içerisinde kullanmış olduğumuz e, eğitim teknolojilerine kadar geniş bir yer bahsede, e, eğitim materyallerinden faydalanıyoruz. E, özellikle e, bu 5' il kapsamında eğitim vermiş olduğumuz programların e, lisans programlarının dördüncü sınıflarında yer alan her iki dönemdeki derslerimiz mesleki yabancı dersi olarak e, planlanıyor ve yürütülüyor. Bu şu anlama geliyor, öğrencilerimizin Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi'ne göre lisans e, programları için asgari B1 seviyesinde bir yabancı dili etkin bir biçimde kullanmaları isteniyor. Bu bizim e, tü, yeterlilik çerçevesinde ortaya koyulan kıstası e, üniversitemizde de uygulamamız anlamına geliyor. Dolayısıyla diploma programlarımız, lisans programlarımızda e, B1 eğitimini e, biz hedefliyoruz. Okuma, yazma ve dinleme ve tabii ki konuşmada. Dördüncü sınıfa gel, gelindiğinde ise bunu mesleki içeriklerle, alanlarına özgü içeriklerle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yani tıp fakültemiz için dördüncü sınıfta tıp fakültesine yönelik bir yabancı dil eğitimi onlara öğren. Sunulurken işte fen fakültemizde fen alanındaki içeriklerle son sınıftaki dersler yine her dönem 4 saat her hafta olacak şekilde planlanıyor. Ee, yüksek okulumuzun fiziki olanaklarına bakacak olursak tabii ağırlıklı olarak hazırlık programlarının yürütülmüş olduğu Gölbaşı kampüsümüzdeki bu olanakları burada sizlerle paylaşma imkanımız var. Ama üniversitemizin zengin sosyal kültürel e, ve tabii bilimsel e, altyapıya sahip e, fiziki olanakları var. Bunları e, gerek üniversitemizin web sayfasından gerekse yine e, ilgili kampüslerde yer alan birimlerimizin tanıtım programlarındaki e, linklerden de e, ulaşmaları mümkün öğrencilerimizin. Hazırlık programlarımızı yürütüldüğü yüksek okulumuzda e, biz e, iki binada e, derslik bakımından eğitim-öğretim süreçlerimizi yürütüyoruz. A blok ve B blok olmak üzere toplam 50 dersliğimiz e, burada mevcut. E, Gölbaşı yerleşkemizde e, Gazi Üniversitesi'nin Gölbaşı yerleşkesinde hazırlık eğitimlerimiz yürütülüyor. E, Modern diller e, başlığı altında yürütmüş olduğumuz e, yabancı dil eğitim-öğretim e, süreçleri ise ilgili fakültelerin fiziki olanakları kullanılarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla öğrenciler bu dersler için göl başına gelmiyorlar. Kendi fakültelerinde, kendi yüksek okullarında bu dersleri almış oluyorlar. Dersliklerimiz yabancı eğitimleri için gerekli olan fiziki altyapılara sahip ee, ses sistemimiz ve yine e, projeksiyon e, ve benzeri e, eğitim teknolojileri e, dersliklerimizde bulunmakta. Tabii özellikle öğrencilerimizin e, özellikle öğrenme süreçlerini desteklemeyi hedefliyoruz. Ee, ve yabancı dil söz konusu olduğunda da dilin e, canlı bir olgu olduğunu kabul edersek eğer toplumsal e, açıdan, e, her bireye özgü bir yabancı dil e, sınırının, bir yabancı dil dünyasının olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da e, yine e, zengin materyallerle çalışıyoruz. E, güçlendirilmiş dil laboratuvarımız yüksek yüksekokulumuzda bulunmakta. Ayrıca kütüphanemizde yine çeşitli kısa hikayeler, romanlar beceri bazlı öğrencilerimizin çalışabileceği kaynaklarda yine bulunmakta. Bunlar belli bir Plan program dahilinde günlük açılış saatleri ve öğrencilerimizin buradan kitap alıp kitap verebilecekleri veya bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilecekleri bir düzenleme kendilerine sunuluyor. Buralardan öğrencilerimiz faydalanabiliyorlar. biliyorlar. Ayrıca Gölbaşı yerleşkelimizde e, sportif anlamda öğrencilerimizin gerçekleştirebileceği faaliyetlere imkan tanıyacak olan altyapılarımız da mevcut. İşte tenis kortumuz, voleybol sahamız, e, basket sahalarımız gibi. Tabii Gölbaşı kampüsümüz oldukça yeşil ve güzel bir kampüs. Öğrencilerimiz için bisiklet yollarımız var. E, zaman zaman... E, Özellikle eğitim-öğretim sürecinin ikinci döneminde havaların da böyle daha bu aktivitelere imkan tanıyabildiği dönemlerde öğrencilerimizin burada çeşitli sosyal faaliyetleri, sportif faaliyetleri yürüttüğünü bizler de mutlulukla izliyoruz ve bunlara destek veriyoruz yabancılar yüksekokulu olarak. Özellikle şu noktada üniversitemizin ortaya koymuş olduğu misyonla e, paralel bir şekilde e, yabancı dil eğitimlerimizi yürütüyoruz. O da sadece e, donanımlı, akademik anlamda donanımlı bireyler yetiştirmek değil, üniversitemizin amacı aynı zamanda çevresel, sosyal, kültürel meselelere de e, yaklaşabilecek, bunlarla ilgili e, politikalar belirleyebilecek ve hatta e, gerekli noktalarda duyarlılık gösterebilecek, reaksiyon gösterebilecek bireyler yetiştirmeye hedefliyoruz. Sadece akademik bilginin 21. yüzyılda bireyin e, ...toplumda yer edebilmesi ve uluslararası anlamda bir kişilik kimlik kazanabilmesi için yeterli olmadığını biliyoruz. Bu yüzden bilhassa sosyal ve kültürel faaliyetlere de yüksek okulumuz çatısında büyük önem veriyoruz. Ayrıca toplumsal faaliyetlerde toplumsal katkı bakımından... Öğrencilerimizin e, gerek çevrelerinde bulunmuş oldukları çevrelerindeki sorunlara gerek yerel bazda gerek ulusal bazda gerekse evrensel bazda duyarlı olmalarını çok istiyoruz. E, bu bakımdan da e, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi, ee, özellikle akademik yıl içerisinde çok yoğun bir biçimde öğrencilerimize sunuyoruz. Zaten öğrencilerimiz eğer Yabancı Yüksek Okulu'nun sayfasını ziyaret ederlerse etkinlik bölümünde e, daha önceki etkinliklerimize ilişkin e, posterleri e, ve kısa haberleri de görebilirler. Oradan da kendileri e, takip edebilecekleri gibi çok yoğun ve e, farklı yelpazede sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz olduğunu görebilirler. Tabii bütün bu süreçlerin aslında temel e, noktası şu: e, öğrencilerimizin mezun olduklarında e, elde etmiş oldukları diplomayla kendilerine değer katmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu da az önce söylediğim gibi misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda e, uluslararası standartların yürütmekte olduğumuz bütün süreçlerde teşkil edilmesiyle ancak mümkün olabiliyor. Bu bağlamda üniversite rektörümüz Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızın e, göreve gelmesiyle birlikte ortaya koymuş olduğu kalite standartlarının üniversitemiz genelinde teşkil edilmesinde de yüksek okulumuz gerekli e, üzerine düşen sorumluluğu e, yerine getirmekte. E, üniversitemizin e, özellikle akreditasyon süreçlerini eee Gerek kurumsal akreditasyon süreçlerine, gerekse sorumluluk alanımızdan ötürü programların program akreditasyonları süreçlerine aktif e, destek veriyoruz. Ama yabancı dil eğitimlerine geldiğimizde de yani yürütmekte olduğumuz, sorumlu olduğumuz yabancı dil eğitimlerine gelmek geldiğimizde ise büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki Gazi Üniversitesi Yabancı Dil Yüksek Okulu bu noktada 2023 yılı Aralık ayında İKUS Uluslararası Akreditasyon Kuruluşu tarafından yabancı dil eğitimlerini akredite etmiş bir kurumdur. Bu ne anlama geliyor? Belki e, öğrencilerimiz tercih aşamasında bu süreçleri e, bu süreçlere çok vakıf olamayabiliyorlar. Ama şu çok önemli, burada almış oldukları eğitimin dünyanın herhangi bir yerinde kabul edilebilir bir yabancı dil eğitimi olması gerekiyor. Bunu ancak ve ancak uluslararası standartların bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenip tescillenmesiyle gerçekleştirebiliyoruz. İşte İKUS akreditasyonunun kurumumuza katmış olduğu ve özellikle aslında öğrencilerimize katmış olduğu en büyük... E, geri dönüş e, bu noktada almış oldukları eğitimin uluslararası standartlarda olmasının taahhütüdür. E, tabii ki öğrencilerimiz bu eğitim sonunda da e, yine e, ilk kursun e, sertifikasına, başarı sertifikasına e, erişebiliyorlar. E, az önce de söylediğim gibi bu bizim için e, dil gözetmeksizin sorumlu olduğumuz, bütün yürütmekte olduğumuz yabancı eğitim, öğretim süreçleri için biz bu standardı teşkil ediyoruz ve ilk kurs kuruluşu tarafından akredite ediyoruz. Bu da şu anlama geliyor, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca bütün diller için öğrencilerimiz burada almış oldukları eğitimle aslında uluslararası anlamda saygın bir eğitim kuruluşu tarafından eğitim aldıklarını tescillemiş oluyorlar. Bu da son derece önemli, özellikle yabancı dilin bu kadar küresel alanda önem kazanmış olduğu günümüz toplumunda. Tabii kalite çalışmalarımız sadece İKUZ akreditasyon süreciyle e, sınırlı değil. Öncelikli olarak Gazi Üniversitesi, e, YOKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon alan sayılı üniversitelerden bir tanesi. Bu da sadece eğitim öğretim süreçlerinde değil. Aslında öğrencilerimizin burada Gazi Üniversitesi'ne adım attıkları andan itibaren muhatap olacakları ve içinde bulunacakları bütün süreçlerde Gerek eğitim-öğretim olsun, gerek toplumsal katkı, gerek sportif faaliyetler, gerek araştırma e, faaliyetleri bunların tamamında e, standartların e, yüksek öğretim standartlarının e, son derece yüksek bir e, noktadan teşkil edilmiş olduğunun e, aslında bir bakıma kanıtı durumunda. E, ayrıca yine üniversitemiz e, tüm bilimlerini kapsayacak biçimde ISO 9001 toplam kalite yönetim belgesine sahiptir. E, yine yabancı yüksek okulumuz da bu sürecin içerisindedir ve e, bu noktada da öğrencilerimizin e, buradaki bütün süreçleri ISO 9001 e, kalite yönetim sistemi e, tarafından belgelendirilmiştir. Bu da bizim için yine son derece elzem e, olmazsa olmaz e, süreçlerimizden bir tanesi kalite bağlamında. Temel diller birimimizin 2024-2025 akademik takvimine bakacak olursak 23 Eylül 2024 tarihinde eğitim öğretimimiz üniversitemiz akademik takvimiyle beraber başlıyor. Yüz yüze olarak eğitimlerimiz hazırlık eğitiminde yer alacak. Yine muafiyet sınavlarımız ve seviye belirleme sınavlarımız var. Öğrencilerimiz buna Yabancılar Yüksek sayfasından e, erişebilecekleri gibi Öğrenci işleri Daire Başkanlığımızın e, sayfasından da akademik takvim e, sekmesinden de erişebilirler. E, 9 Eylül e, 2024 Pazar günü hazırlığa tabi programların muafiyet sınavının ilk aşamasını gerçekleştireceğiz. Burada başarılı olan öğrenciler ilk aşamada başarılı olan öğrencilerimizi ise 11. Eylül'de Çarşamba günü ikinci aşamaya alacağız. Buradan da başarılı olan öğrencilerimiz e, fakültelerindeki eğitime e, hazırlık e, tam muaf olmak suretiyle başlayabilecekler iki, iki, e, 23 Eylül 2024 tarihinde. Ancak e, birinci aşamadan yani 9 Eylül'den veya ikinci aşamadan yani 11 Eylül'deki sınavdan başarısız olan e, öğrencilerimiz ise hazırlık eğitimine tabi olacaklar demektir. Bu durumda. Hazırlık muafiyet sınavına girmemiş öğrencilerimiz doğrudan hazırlık eğitimine tabi olacaklar. Ee, ve hazırlık eğitimine tabi olacak bütün öğrencilerimiz yani muafiyet sınavına girmemiş hazırlık okuyacak veya muafiyet sınavına girmiş ama herhangi bir aşamada başarısız olmuş öğrencilerimiz için 12 Eylül 2024 Perşembe günü seviye belirleme sınavı gerçekleştireceğiz. Bu sınav önem arz ediyor. Çünkü eğit hazırlık eğitimlerinin hangi e, seviyede, hangi e, program doğrultusunda e, şekilleneceği bir süreyle yine bu seviye belirleme sınavının sonucuna göre e, karşımıza çıkıyor. Ona göre bir planlama yapıyoruz. Tüm bu eğitimlerin, tüm bu sınavlarımız beceri bazı sınavlardır. Dört beceri sınavlar uyguluyoruz. Gerek seviye belirleme, gerek muafiyet sınavında. E, Modern dillere gelecek olursak değerli arkadaşlar, modern dillerde ise 10 Eylül 2024 günü yine fakültelerinde, daha doğrusu merkez kampüste ilgili birimlerde e, bu sınavlara girme e, imkanı olacak öğrencilerimizin. E, bunlar da almış oldukları nota göre fakültelerinde o e alacakları yabancıları eğitimlerindeki derslerden muaf olma e, imkanı tanınmış olacak. Yine eğitim öğretim sürecimize geri döndüğümüzde az önce de söylediğim gibi beceri bazlı bir eğitimimiz var e, ve beceri bazlı bir ölçme değerlendirme sistemimiz var. Sadece vize ve final e, esası üzerinden öğrencilerimizin yabancı donanımlarını değerlendirmiyoruz. E, kısa sınavlarımız e, mevcut. Her her dönem için 3 ara sınavımız mevcut hazırlık programlarımız için. Ayrıca portfolyo ödevlerimiz mevcut. Bunlardan kümülatif bir değerlendirme yapmak suretiyle yıl sonu başarısı öğrencilerimizin açığa çıkıyor. Bu başarı e, notuyla beraber de final sınavına girecek olan öğrencilerimiz e, başarılı olmalı durumunda hazırlık eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. Ancak bütün bu süreçler dört temel dil becerisi esasına göre planlanıyor ve ölçme değerlendirme süreçleri sınavlar yine buna bu esasa göre değerlendirilir. Diğer bir deyişle bizim için öğrencilerimizin e, bir gramer bilgisine sahip olmaları e, bu süreçte e, öğrencilerimizin geçmesi için, hazırlık eğitiminden başarılı olması için e, yeterli değil. Öğrencilerimizin o gramer yapısını e, konuşmasında doğru bir şekilde kullanması, yazarken doğru bir şekilde kullanması ve o yapıyla kendilerine sunulan metinleri anıyor olması gerekiyor yüzden bizim için okuma, konuşma ve yazma becerileri e, hem eğitimimizin hem de ölçme değerlendirmemizin e, temel kıstası durumunda. Az önce de söylediğim gibi 23 Eylül tarihinde eğitim öğretimlerimiz fakültelerimizde de başlamış olacak. Birinci ve ikinci sınıflarımız e, yüz yüze eğitim alırken e, hala hazırda yüz e, online eğitim alarak sürece başlayan salgın sebebiyle online eğitim alarak sürece başlayan öğrencilerimiz yani 3. ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz üniversitemizin uzaktan eğitim altyapısını kullanmak suretiyle Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi ile beraber yürütmüş olduğumuz bu yabancı eğitimlerini almış olacaklar. Dolayısıyla fakültelerimizdeki eğitimlerimizin birinci, ikinci sınıfları yüz yüze, üçüncü, dördüncü sınıfları bu yıl online olacak. Ancak ta Takip eden yılda kademeli olarak üniversite senatomuz yüz yüzeye geçiş kararı almıştı. Dolayısıyla takip eden yıl birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarımızı yüz yüze, dördüncü sınıflarımızı sadece online olarak bir sonraki yıl bu eğitim süreçlerini almış olacağız. Yüz yüze başlayanlar yüz yüze, online başlayanlar online bir şekilde üniversitemizden yabancı eğitimleri sürecinde mezun olacaklar. Evet. Özellikle fakültelerdeki yabancı dil eğitimlerimize baktığımız zaman burada daha önce de söylediğim gibi öğrencilerimizin özel öğrenmelerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Yabancı dilin sadece dört duvar arasında sıkışarak öğrenilmeyeceğini, öğretilemeyeceğini de biliyoruz. Bu yüzden olabildiğince öğrencilerimizin ders dışında yabancı dille haşir neşir olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada en güçlü argümanımız, en güçlü tabii ki elimizdeki materyaller internet tabanlı içerikler oluyor. Dolayısıyla çevrim içi dil platformlarını da buradaki yabancı eğitim öğretim süreçlerimizi entegre ediyoruz. Yine vizemizin ve finalimizin yanı sıra üç kısa sınavımız oluyor ve bir de yine fakülte ve yüksek okullardaki öğrencilerimiz için uyguladığımız konuşma sınavımız oluyor her dönem. Burada başarılı olan öğrencilerimiz ilgili dönemdeki İngilizce dersinden başarılı olmuş oluyorlar. Burada yaptığımız sınavlar merkezi sınavlar oluyor. Vizemiz, finalimiz, yine kısa sınavlarımız burada merkezi oluyor. Konuşma sınavımızda da yine öğretim elemanlarımızın karşısında öğrencilerimiz o yıl, o dönem görmüş oldukları konuşma becerisine yönelik kazanımlara ilişkin etkinlikleri gerçekleştirmek suretiyle de konuşma sınavını tamamlamış oluyorlar. Ders dışı faaliyetlere baktığımızda az önce de söylediğim gibi özellikle sadece akademik anlamda donanımın 21. yüzyılda bireyden beklenen gereksinimleri karşılamada yetersiz kalacağını biliyoruz. Bu yüzden. Çok iyi bir akademik donanımın yanı sıra e, sosyal anlamda da faal, e, bölgesel, e, e, ulusal ve aynı zamanda küresel sorunlara, çevre sorunlarına, toplumsal sorunlara duyarlı çözüm önerileri geliştirebilecek. Ve aynı zamanda sanatsal ve kültürel faaliyetlerle de e, kendini güçlendirebilecek bireyler yetiştirmeye hedeflediğimiz için yoğun bir çalışma. E, Sosyal ve kültürel faaliyet takvimimiz var öğrencilerimize sunduğumuz. Ee, burada e, tiyatro faaliyetlerimizden, tiyatro gösterilerimizden tutun da e, seminerlerimize... E, Sanata ilişkin e, davetli konuşmacılarımızla beraber öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Bu bağlamda da yine öğrencilerimizin sanatsal faaliyetlere e, yönelmesini amaçlıyoruz. Yine yüksek okulumuzun etkinlikler sayfasında da geçmiş etkinliklerimizin posterlerine ve bilgilerine ulaşmaları mümkün öğrencilerimiz. Özellikle toplumsal sorunlara duyarlı olmak son derece önemli. Bu bağlamda da yabancılar yüksek okulumuz geçen e, Dönem üniversitemizin toplumsal katkı başlığında kalite ödülüne layık görüldü. Bu da bizim için son derece değerli çünkü az önce söylediğim gibi bireyin bireyin toplumsal sorunlara duyarlı olması, bu şekilde yetişmesi, içinde yaşamış olduğumuz dünyanın sürdürülebilirliği açısından elzem. Biz de bu noktada katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yine üniversitemizin web sayfasının yanı sıra yabancı eğitim öğretim süreçlerimize ilişkin öğrencilerimizin kafalarındaki soru işaretlerini gidermek adına e, yabancılar yüksek okulumuzun e, sayfasını, e, takip edebilirler, burayı ziyaret edebilirler. Buradan e, eğitim öğretim süreçlerine yönelik bilgilendirmeleri sık sık güncelliyoruz. Yüksek okulumuzun web e, sayfasının yanı sıra e-mail adresine e, yine erişebilirler. E, modern diller ve temel diller e, Gazi adresleriyle de öğrencilerimizin sorularına e, mail yoluyla cevap vermeye çalışıyoruz. E, ben çok teşekkür ediyorum ee, için. Eğer sorularınız varsa tabii onları da alabilirim. Teşekkürler hocam bilgilendirme için. Ee, şimdi hocam tercih masamız aracılığıyla ve sosyal medya hesaplarımızdan gelen soruları sizlere yönlendireceğiz. Size yönlendireceğiz. Ee, Chatbox'ımızdan da öğrencilerimiz e, soruları evet. size ileteceğim hocam. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım isterseniz. Ee, tercih masamız aracılığıyla gelen bir sorumuz muafiyet sınavının içeriği nedir? Sınav nerede ve ne zaman olacaktır? Ee, muafiyet sınavımız, hazırlık muafiyet sınavımız 9-11 Eylül tarihlerinde olacak. Yabancılar Yüksek okulunda olacak. Birinci aşama yani 9 Eylül'de okuma e, ve e, dinleme bölümleri olacak. E, bu buradan e, başarı gösteren öğrencilerimiz ikinci bölümde konuşma ve yazma bölümüne tabi olmuş olacaklar. Burada da başarılı olurlarsa fakültelerindeki eğitime başlayacaklar. Ama modern diller yani fakültelerimizde ve yüksek okullarımızda yürüttüğümüz yabancı ilişki muafiyet sınavı onlar yine ileride duyurulacak ama ilgili bilimlerde gerçekleştiriyoruz. Onun tarihi de 10 Eylül. Hı hı. Hocam yine çok merak edilen bir sorumuz var. Mafiyet muafiyet sınavına girmeden hazırlıktan muaf olunur mu? Bunun için gerekli şartlar nelerdir? Şöyle, evet olabilir öğrencilerimiz. Bizim yabancı dil eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğimizin ilgili maddesi uyarınca uluslararası geçerli olan sınavlardan istendik puanı getirirlerse burada da yine muaf olma şansları var hazırlık eğitiminden. Ayrıca bu yıl bu yönetmeli fakülte ve meslek yüksek okullarımızdaki yabancı dil eğitimlerine yönelik e, muadil sınavlar da eklemek suretiyle güncellemelerde bulunduk. E, hangi sınavdan hangi notu öğrenci getirirse birinci sınıftan muaf, hangisini getirirse ikiden, üçten muaf bunları yine yönetmenliğimizde bulabilirler. Hazırlık eğitimine bakacak olursak da hazırlık eğitiminde e, özellikle e, İngilizce öğretmenliği ve Arapça öğretmenliğinin muafiyetleri e, genel yabancı dil muafiyetlerinin biraz daha üzerinde çünkü bu e, bölümlerdeki öğrencilerimiz takdir edersiniz ki bu alandan e, meslek sahibi olacaklar. Onun için e, orada öğren bu öğrencilerimizden e, beklediğimiz bilgi, beceri ve donanım biraz daha yüksek. O yüzden muafiyetleri bu öğrencilerimiz yani İngilizce öğretmenliği ve Arapça öğretmenliği öğrencilerimiz. Muafiyetleri e, genel yabancı dil, e, genel İngilizce programındaki veya genel yabancı dil programlarındaki e, öğrencilerimizin muafiyetlerinden daha yukarıda. Yine bunu da yönetmenimizin ilgili maddesine bakarak ulaşabilirler. Bütün bunlara Yabancılar Yüksek Okulu'muzun e, sayfasında yer alan e, eğitim sekmesindeki yönetmenliklerde bulabilirler. Teşekkürler hocam. Ee, bir öğrencimizden gelen bir sorumuz daha var. Muafiyet sınavına girdim ancak başarılı olamadım. Bundan sonra girmem gereken başka bir sınav var mıdır? Şöyle biz özellikle öğrencilerimizin muafiyet sınavına e, girmeseler bile mutlak ve mutlak suretle seviye belirleme sınavına gireceğiz. Çünkü seviye belirleme sınavı hazırlık okuyacak olan öğrencilerin geleceği bir sınavdır. Ve buradaki amaç öğrencilerimizin hazırlık eğitimi olan B2'ye e, ulaşma adına alacakları eğitimin hangi seviyeden başlayacağını belirlemektir. Dolayısıyla A1 hiç girmezlerse... A1'den eğitim almaya başlayacaklar. Girerlerse gerekli puan alamazlarsa yine A1 olabilir. Ama alacakları puana göre A2 ve B1'den de eğitim almaya başlayabilirler ama nihai hedefimiz B2'dir. B1'in şöyle bir durumu var. B1 ile başlayan öğrencilerimizin birinci dönem sonunda hazırlık eğitimini ve tamamlayıp fakültelerine gitme şansları oluyor. Eğer gerekli e, puanı ve e, şeyi tuttururlarsa, devam devamsızlık durumunda bir sıkıntı olmaz. Ama ha, bütün bunlar bir... sevimli Böyle bir belirleyen. sorumuz gelmişti hocam tam olarak. Hazırlığı bir dönemde geçebilme şansımız var mıdır ve nasıl şeklinde? Evet. Evet, yani bu seviye belirleme sınavına giren öğrencilerimizin B1 grubunda eğitim almaya başlayacak olan kısmı birinci dönemin sonunda şartları yerine getirirlerse fakültelerindeki eğitime başlama şansları olmuş oluyor. Hı hı. Hocam bir başka soru iletiyorum size: Hazırlık eğitimi nerede veriliyor? Eğitimin içeriği nelerdir? Ders hangi gün ve saatlerde gerçekleşiyor? Şimdi eğitimimiz öncelikli olarak e, Gazi Üniversitesi Yabancılar Yüksek Okulu Gölbaşı Kampüsü'nde. Dört e, beceri bazlı bir eğitim veriyoruz. Burada e, sınavlarımız da beceri bazlı oluyor. Beş gün boyunca eğitimimiz var. E, ama ders programı e, seviye belirleme sınavından sonraki hafta eğitim başlamadan önce belirleniyor. Hangi sınıftaysa öğrencilerimiz, e, biz yine e, duyuruyoruz öğrencilerimizi. E, i̇şte Pazartesi salı. Çarşamba sabah dersi olan bir grubumuz olabilir ama bunlar perşembe cuma öğleden sonra dersi de, e, olabilir. Veya tam tersi bir e, sınıfta olabilir öğrencimiz. Pazartesi, salı, çarşamba öğleden sonra dersi olabilir. Perşembe, cuma sabah dersi olabilir ama 5 gün boyunca e, eğitimleri oluyor öğrencilerimiz. Hı hı. Ee, bir başka merak edilen soru. Bir yıllık hazırlık eğitiminin güz dönemi ile bahar dönemi arasındaki farklılıklar nelerdir? Şimdi en temel nokta şu. Ölçme değerlendirme bakımından e, bir kere aynılar. Yani her ikisinde de her iki dönemde de 3 vizemiz var. Her iki dönemde de quiz e, sayılarımız aynı. Ama içerik tabii ki farklı. Birinci dönemde e, B1 hariç öğrencilerimizin işte A1 ve A2'yi tamamlamış olmalarını bekliyoruz. İkinci döneme geldiğimizde de artık B1'e başlamış olacak öğrencilerimiz ve ikinci dönemde öğrencilerimiz e, fakültelerine göre sınıflara dağılıyorlar. Yani birinci dönem sınıfları seviye belirleme sınavına göre yapıyoruz. Birinci dönem bittikten sonra öğrencilerimizin B1 eğitimi almaya başlayacakları ikinci dönemde sınıfları fakültelerine göre mühendislik sınıfları ayrı oluyor, mimarlık, tıp e, sınıfları ayrı oluyor. Tabii bunu Almanca, Arapça, Fransızca öğretmenliklerimiz için gerçekleştirmiyor. Zaten onlar Almanca, Arapça, Fransızcalar tek bir program olarak hazırlık eğitimi alıyorlar. Ama bir tek bu farklılık İngilizce hazırlık programımız için geçerli. Hmm. Teşekkürler hocam. Ee, şimdi chatbox aracılığıyla bize gelen bir soruyu soralım. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamak için ne yapmalıyım? Ara sınavların, quizlerin, devamsızlık durumunun başarıma etkileri nelerdir? Ee, hazırlık eğitimi için öncelikli olarak devam şartı aranmaktadır. %15 gibi bir sınır var. Yönetmelikte ortaya koyulan bir sınır bu. Ee, %15'i geçmemesi lazım öğrencinin yıllık devam devamsızlık durumunun. Birinci kıstasımız bu. E, quizlerimiz var, ara sınavlarımız var. E, quizlerimizin oranı yüzde otuz, ara sınavlarımızın oranı yüzde yetmiş. Ama dönemlere bakacak olursak yıl sonu başarısı değerlendirildiğinde e, birinci dönemin yüzde kırkı, ikinci dönemin yüzde altmışı alınıyor. Böyle e, bir yıl sonu başarı ortalaması elde ediliyor. E, finale girilip, durumunda da bu yıl sonu başarısının %40'ı finalin %60'ı alınmış oluyor. Ama her dönemin başarısı, başarı puanı hesaplanırken vizelerin %70'i, quizlerin yüzde quizler ve portfolyolarında %30'u alınmış olunuyor. Öğrencilerimiz eğer yıl sonunda 59 finale girmiş 59, iseler, 59,5 59 ve üstü alırlarsa başarılı oluyor. Ama Arapça ve İngilizce öğretmenliği için bu daha yukarıda bir başarı puanı gerektiriyor. Orada da finale giren öğrencilerimizin asgari 84,5 yani 85 alması gerekiyor ki öğrencilerimiz bu programlarda hazırlık eğitiminden başarılı olmuş olsunlar. Finalsiz geçmek de mümkün. Finalsiz geçmek için ikinci dönem öğrencilerimizin devam devamsızlık sıkıntısına takılmaksızın ortalamasının 75 olması gerekiyor. İngilizce öğretmenliği ve Arapça öğretmenliği için de burada e, notun 90'a çıktığını finalsiz geçmek için söylüyoruz. Ama final finalsiz geçmeyen öğrenci başarısız anlamına gelmiyor. Orada finale girecek. E, finale girmesi durumunda da başarılı olma şansı var. Hocam bir başka sorumuz öğrenciler tarafından sorulan. Hazırlık eğitimi başlamadan önce bir oryantasyon programı olacak mı? Bu programın tarihi ve ayrıntılarını nasıl öğrenebilirim? Elbette olacak. E, muafiyet sınavlarımızı tamamladıktan sonra e, 23 Eylül öncesindeki hafta e, bu eğitimlerimizi e, biz e, yürütmüş oluyoruz. Yani 16 Eylül ile başlayan e, hafta da bu oryantasyon eğitimlerimiz olacak. Bunların e, duyuruları e, gerek hazırlık öğrencileri, e, hazırlık öğrencilerimiz için ana sayfamızdan e, ve yüksek bu sayfamızdan yapılacak. Fakültelerdeki yabancı eğitimlerine yönelik... ...orientasyon programımızı da... ...yine öğrencilere... E, ...ana sayfadan duyuracağız. E, mutlaka ki e, her yıl bu... oryantasyon eğitimimiz oluyor. İçeriğinde de e, eğitim süreçleri... Öğrencilerimizin bu süreçteki yükümlülükleri, e, hakları, e, ölçme değerlendirme sistemimiz e, ve aynı zamanda tabii ki üniversitemize yeni gelen öğrenciler için e, sosyal alanlar e, ve ihtiyaç duyacakları e, idari bilimlerle ilgili bilgilendirmeler oluyor. Teşekkürler hocam. Hocam bir başka soru aslında bunu biraz cevapladınız siz bilgilendirme içinde. Gazi Üniversitesi Yabancılar Yüksek Okulu'nda sosyal ve kültürel faaliyetler yapılıyor mu? Örnekler verebilir misiniz? Şeklinde bir sorumuz var. Evet, bunu konuşmamda dile getirmiştim. Aslında sosyal faaliyetler noktasında oldukça yoğun bir birimiz. Hemen hemen her hafta bir etkinliğimiz, bazı haftalarda birden fazla etkinliğimiz oluyor. Geniş bir yelpazemiz var. İşte tiyatro oyunlarımız oluyor. Tiyatro eğitimi almak isteyen öğrencilerimiz için seminerlerimiz oluyor. Sportif faaliyet için turnuvalarımız oluyor. Bunun yanı sıra kültürel faaliyetlerimiz işte şiir okuma gibi video gösterimleri, film gösterimleri gibi, film çekimleri gibi faaliyetlerimiz oluyor. Çevreye duyarlılığı özellikle vurgulamak istiyoruz bütün bu eğitim sürecinde. Öğrencilerimizin çevresel sorunları çözebilecekleri ve çözüm üretebilecekleri projelere, sosyal sorumluluk projelerine e, onları yönlendirmek istiyoruz. Bu noktada faaliyetlerimiz oluyor. E, tabii ki Ankara e, büyük bir şehir, başkent e, Ankara'da da ziyaret ettiğimiz e, işte başta Anıtkabir gibi e, pek çok noktaya da yine öğrencilerimizle beraber ziyaretler ve geziler düzenliyoruz. Bundan yine yıl içerisinde gerçekleşiyor. Hocam bir başka soru. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerde yabancı dil dersleri bulunuyor mu? Bu dersler haftada kaç saat oluyor ve nasıl yapılıyor? Evet, Türkçe eğitim veren programlardaki yabancı dil dersimiz her dönem, her yıla yayılmış 4 saattir. Bunun bir tek istisnası öğretmenlik programlarıdır. Yani gazi eğitim programları, lisans programları ve beden eğitimi <laughs> Beden Eğitimi ve Spor Fakültemizin öğretmenlik programı. Burada haftada iki saatlik bir programımız var. O da Yökün Çakılı programı sebebiyle ama bunun dışındaki bütün e, lisans programlarımızda ve hatta lisans programlarımızda her dönem, her yıla yayılmış dört saatlik bir yabancı dil dersi var. Dolayısıyla bu derslerden öğrencilerimiz e, yabancı dil eğitimi konusunda e, donanımlarını geliştirmek için e, faydalanabiliyorlar. Hı hı. Yine tercih masamız ve sosyal medya aracılığıyla çok sorulan sorulardan biri. Üniversitedeki Türkçe ile eğitim yapan bir bölüme başlıyorum. Bölümümde yabancı dil derslerinde muaf olmak için ne yapmalıyım? Muafiyet sınavımız var. Az önce söylediğim gibi ayın 12'sinde gerçekleşeceğiz 12 Eylül 2024'te. Bu sınava giren öğrencilerimiz buradan almış oldukları puana göre birinci sınıf, birinci ve ikinci dönem derslerinden İkinci sınıf ikinci dönem ve birinci dönem derslerinden yine üçüncü sınıf birinci ve ikinci dönem derslerinden muaf olabiliyor. Öğrencilerimiz bu sınavda 60 alırsa e, ...birinci sınıftaki birinci ve ikinci dönem derslerinden muaf olabilirken... ...iki ve üçü alması gerekiyor. Eğer işte 70 puanı alması durumunda örneğin... ...bir iki, e, her iki e, sınıfın her iki, e, iki döneminden de... ...toplam dört dönemki dersten de muaf olabiliyor. Seksen üzeri alması durumundaysa öğrencimiz... E, ...birinci, ikinci, üçüncü sınıftaki her iki dönemki toplam altı dersten muaf olabiliyor. Muafiyet notları da yönetmenimiz gereği AA olarak geçiyor. Bunun yanı sıra bir de uluslararası sınavlardan eğer gerekli notu getiren öğrencilerimiz varsa bunları da yönetim, yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf kalabiliyoruz. Hangi sınavın hangi notunun hangi dersten muaf olabileceği ilgili bilgiyi de yine yüksek okulumuzun sayfasındaki yönetmelikler kısmından bulabilirler. Hocam şimdi ben chatbox'a bakıyorum. Herhangi başka sorumuz gelmedi öğrencilerimizden. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun Elif Hocam. Ee, öğrencilerimize de tekrar hayırlı uğurlu olsun. Temenni ediyorum ki dilerikleri, e, e, arzu etmiş oldukları e, programlara yerleşirler. Biz Gazi Üniversitesi olarak e, güçlü bir eğitim kadrosu e, ve e, iyi bir eğitim sunacak e, altyapısıyla beraber öğrencilerimizi e, 2024-2025 akademik yılında bekliyoruz. E, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Yüksek Okul Müdürümüz Öğretim Görevlisi Doktor Mustafa Akın Güngör'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, Yabancılar Yabancı Diller Yüksek Okulu tanıtım toplantısı sona erdi. Teşekkür ederiz.